Herkese selamlar ve sevgiler. Efendim ben Pelin Balı. Bugün sizlerle güzelliği, holistik yaklaşımları anlatacağım, aktarmaya çalışacağım. Ben işletme, güzelliğin işletmesi üzerine uzmanlığım. Ama özellikle holistik terapiler, geleneksel ve tamamlayıcı güzellik metotları üzerine eğitimler veriyorum ve uygulamalar yapıyorum. Şimdi bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz birazcık holistik nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. Güzellikle holistik bağlantısı nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Ve Manuel Bucal yüz modelajı, yani sizlerle bu ellerle ve %100 doğal teknikle ve metotla uygulanabilecek teknikten bahsetmek istiyorum. Şimdi efendim, holistik kavramı biliyoruz ki bütünsel. Yani ne demek? Şu demek: ruh, beden ve zihin bütünlüğünde insanların en çok şu ara konuştuğumuz Uyanış Festivalimizde de, değil mi? Yani ruh, beden ve zihinden bahsediyoruz. Demek ki bunların bir bütünlük kavramı dahilinde olmasına gayretteyiz. Ruh aslında ana işletim sistemimiz, değil mi? Kalp enerjimiz, yani rahmani olan. Zihnimiz, aklımız, nefsi olan kısım aslında. Bizler kalbimizle zihnimiz arasında kendimizi geliştirme sürecinde bir cihattayız. Yani güzel bir savaş bu. Peki bu öğretiyle, güzellikle ve aslında ulaşmamız gereken hedefe yaklaşmamız niyetiyle bedenimizde olan arızalar, bedenimizde olabilen ibareler, ruhla beden arasındaki aslında bu birbirleriyle olan çekişmesinin sonucu bedene yansıyor. İşte ben bu bedenle ilgili güzelleştirme kısmı ile alakalı sizlerle bilgi paylaşımında olmaya gayretteyim. Hep şunu savundum: 27 yıldır, 28. yılım güzellik ve estetik sektöründeyim, eğitimciyim. Ben de danışanlarıma uygulamalar yapıyorum. Ama içi güzel olmayanın dışının güzel olabilmesi mümkün olamıyor. Peki iç güzelliği nedir acaba? Yani niye dışa yansıyor? Çünkü iç güzelliği bedenimizde ve yüzümüz aslında içimizin aynası. Nasıl bir ayna? Eğer iki taraf birbirinden mutmainse, yani kalp enerjisi, yani ruh ve zihin birbiriyle mutmainse, o zaman güzelleşmek, güzel görünmek de aynası olmuş oluyor. Holistik kavramlar günümüzde aslında geleneksel ve tamamlayıcı güzellik metotlarına dönüş var, şükürler olsun ki. Yıllarca cihazlarla cilt bakımı, güzelleşme uygulamaları yaptık ama aslında mekanik olan şeylerden ziyade ellerimizin melekesiyle, yani sistemin enerjisiyle, Rabbin nasibiyle, doğal etken maddeleri birleştirdiğimizde anatomi, fizyoloji, morfoloji bilgileri dahilinde danışanlarımız uygulamalar yaptığımızda işte bu cildimiz, bedenimiz ışıldayarak teşekkürle, onurlandırılmanın teşekkürünü yansıtıyor dışarıya. Kendimizi, içimiz iyi olduğunda, ruhumuz iyi hissettiğimizde her zaman daha cildimizi parlak, daha ışıl ışıl, saçlarımızı daha iyi, gözlerimizin bakışını bile daha güzel görüyoruz, değil mi? O zaman ruh, beden, zihin bütünlüğünde bu holistik yaklaşımlarda ve güzellik metotlarında artık fabrika ayarlarına geri dönüş dönemi başladı. Yani aslında Amerika'yı keşfetmiyoruz biz. Doğduğumuz andan itibaren dokunuyor, değil mi? Anne bebeğine sarılıyor, o sıcaklık, o his, o koku. Yani nefes oluyoruz, hayatı ve yaşamayı hissediyoruz. Dokunuyoruz çünkü dokunmak insanda bir sürü hormonun çalışmasını, az ya da çok iyi hissetmesini sağlayabilecek bir aslında terapi. Efendim, özellikle holistik uygulamalarda ayaktan başlıyorum ben. Holistik cilt bakımları ve holistik uygulama tekniklerini öğretmeye gayretteyim yıllardır. Niye ayaktan başlıyorsunuz hocam diye soruyorlar. Çünkü makine kullanmıyorum. Herhangi bir şekilde iğne, enjeksiyon, herhangi bir şekilde acıtan herhangi bir şey kullanmıyorum. Çünkü ayaktan girip tepeden çıkma kavramı, holistik kavram. Ayakta neler var? Ayakta bir kere bizim öncelikle
meridyen noktalarımız var ve refleks noktalarımız var, değil mi? Ama bundan önce uygulamalar nefesle başlıyor. Yani burundan nefes alıyoruz ve kişiye bir fotoğraf çartı gösteriyoruz. Bu fotoğraf çartında diyoruz ki bu 5 fotoğraf Güney Kore ile psikologlarla ve özellikle insanların duygu durumları ile ilgili çalıştığımız güzel bir ekibimiz var. 2 yıl bir araştırma yaptık ve burada kişilerin duygu durumları ile seçtikleri fotoğraf arasında bir bağlantı var. Bu ne demek? Aslında ben danışanım geldiğinde herhangi bir şekilde onun duygu durumunu düzeltmekten ziyade onun duygu durumuna özel, onun duygu durumunda ki anda uygulamasını yaptığımda ne olacak? Kişiler kendilerini çok daha rahat, çok daha dingin hissedebilecekler. Bu arada ben size bahçeden sesleniyorum. Arada böyle dışarıdan güzel sesler, hayata dair sesler duyabilirsiniz. Şimdi öncelikle danışana fotoğraf çartı gösterdiğinde aslında kişinin neyle ilgili bir duygu durumu ihtiyacı olduğunu anlamış oluyorum ben. Örnek 5 fotoğraf var. Bunlardan bir tanesi, bakalım siz ne hissedeceksiniz anlattıklarımdan. Elinde bir kum var. Kum akıyor. İkinci bir fotoğraf. Burada orman. Çam ormanları ama yağmurlu bir çam ormanı. Üçüncü fotoğrafta elinde bir kuş var ve uçuyor. Arkada güneş doğuyor. Dördüncü fotoğrafta zenci bir çocuk. Akşamüstü gün batımı çılgınca denize giriyor zenci bir çocuk. Beşinci fotoğrafta ise bir kadın var. Kendine sarılmış ama elinde pırlanta bir bileklik var. Şimdi bu 5 fotoğraf aslında o anki duygu durumunuz neyse aslında bu fotoğraflardan birine gidiyorsunuz. Yani holistik bakım uygulaması bununla başlıyor. Çünkü ne yapacağım ben? Seçmiş olduğunuz fotoğrafa ait olan aromatik esansiyelle nefes terapisiyle başlayacağız. Nefes hayatın anlamı. Hele ki direkt o duygu durumuna göre olan özel aromatik esansiyellerle direkt limbik sisteme çalıştığımızda duygu durumunuzla ilgili ihtiyaç neyse kişi ana odaklanarak burada kendini 2 saat süreli bir terapiye rahatlıkla, keyifle, güvenle ve neşeyle bırakıyor. Nefesle başlıyor yani hayatta olduğu gibi. Sonra ayaklarda, ayaklardan başlıyoruz güzelleşmeye. Niye ayaklardan başlıyoruz? Çünkü ayaklarımızda bütün organlarımızın yansıma noktaları var, refleks noktalarımız var. Ben refleksoloji uygulamaları ve refleksoloji eğitimleriyle de yardımı ve desteğe gayretteyim. Yaklaşık 22 yıldır refleks terapisi üzerine çalışıyorum, uygulamalar yapıyorum danışanlarıma. İşim güzellik ama ayakta ki yansıma noktalarıyla beraber güzellik bakımı çalıştığımızda çok daha etkili olabildiğini gözlemledim. Örnek veriyorum, eğer ki gözaltı ile ilgili danışanlarımıza bir uygulama çalışıyorsa, gözaltı böbrek enerjisi, çocukluğunda eğer ki kaygı korkuyu eğer depoladıysa kişi, gözaltı morlu ile ilgili bir sorunla alakalı bana gelirse eğer, istediğiniz kadar makinalar, istediğiniz kadar bir takım şeyler uygulayın. Eğer oradaki enerjide bir deşarj olma, bu blokajın çözülmesi olamadığında çok başarılı olamıyor güzel bakım uygulamaları. Sivilcelerle alakalı olarak uygulamalar yapıldığında, ayaktan çalıştığımda çok daha rahatlıkla bu sıkıntının, bu inestetizm problemin azalabildiğini gözlemledim. Niye mi? Çünkü aslında sivilceler, akneler, evet hormonal dengesizlik, ergenlik dönemindeki oturmaya bağlı. Ama bu bir dönem, bu bir geçecek. Ama bunun dışında oluşabilenler, kesinlikle sivilceler, öfke patlamaları, yani hayata karşı olan öfkemizi, olaylara karşı öfkemizi, geçmişe karşı olan öfkemizi, eğer konuşamıyorsak kişilerle, ne oluyor o zaman? Beden, bakın beden bir gösterge. Beden diyecek ki ya ben bir şey öfkelendim. Öfkeliyim, paylaşamıyorum, atamıyorum. İşte bu sivilceler bize öfkelerin göstergesi. Yani sivilceyle ilgili bir bakıma çalışırken, bakım yaparken, ayak tabanından karaciğer noktasına çalıştığımda, gözaltı ile ilgili bir bakım protokolü çalışırken, yine ayak tabanından, böbrek meridyenine, böbrek noktasına çalıştığımda, bu güzellik estetik bakımların çok daha faydalı olabildiğini gözlemledim. Dönüyorum başa. Bakım neyle başlamıştı? Nefesle başlamıştı. Ama bu bakım ayakla devam edecek. Çünkü ayaktaki enerji meridyen noktalarına da çalışıyoruz. Neler var? Karaciğer, mide,
dalak, pankreas, böbrek, değil mi? Safra kesesi, idrar yolları. Bütün bunlara dokunarak oradaki kapalı olan çeşmecikleri hadi bakalım biraz açalım, hadi bakalım biraz açalım diye başladığında sistemi, yani sadece güzelleşmek, şuradaki örnek veriyorum işte 20 santimetre 20'ye 21 çapında olan bir alan değil ki. Yani burası da cildimizin yapısı, bir dermiz, burası da burası da burası da yakla her yerde. Ve içeride yaşadığımız duyguların dışarıya yansıması, bedenin göstergesi. En çok şu ara gelen danışanlarımda rastladığım şey panikle ilgili ve panikle alakalı olarak panik bozukluk, panik atakla ilgili bunlar hep geçmişte duyguların dışa vurulamamasıyla, o duyguların temizlenememesinden kaynaklanıyor ve bu duygular hep yüzümüzde, kırışıklık, alında çizgi varsa, kaygı, efendim eğer ki yanaklarda çizgi varsa, dudakta çizgi varsa, geleceğe karşı kaygı ve korku olabiliyor. İşte bu çizgilenmelerin sebebi de duyguya dayalı. Yine geriye dönüyorum ayaklara. Holistik bakım ayaklarla başlıyor demiştim. Ayaklardan sonra cildimizde uygulamalara geçerken stretching, flebe stretching dediğimiz bir teknik var. Yani aslında meridyen noktalarında çalıştıktan sonra dizlere geliyoruz ve kasık lenfine geliyoruz. Kasık lenfinde nefesle çalışıyoruz ve sonrasında kol ve el meridyenlerine geçiyoruz. El ve kol meridyenlerine cilt bakımında ne alakası var diye sorabilirsiniz. Çok alakası var güzellikle ilgili. Çünkü ellerde akciğer, kalın bağırsak, enerji transfer, enerji depo, ince bağırsak ve kalp meridyen noktaları var. Ve meridyen hatları var. Dolayısıyla da bu meridyen hatlarına tamamen kola doğru her yere çalıştığımızda ayaktan başladıklarımızı el meridyenlerindeki blokajlara diyoruz ki hadi bakalım açılalım. Hadi bakalım açılalım. Çok güzel. Nefes aldık, çalıştık. Şimdi güzel bakıma geçeceğiz ama neyle başlıyoruz? Bu sefer yine cilde geçmiyoruz. Danışanımızı yüzüstü pozisyonda alıyoruz ve bu sefer sırtta iyot çalışması yapıyoruz. Sırttaki iyot çalışması ne işe yarıyor biliyor musunuz? Sakrum koksisten tam sakral bölge, kuyruk sokumunun olduğu yerden oksipital bölgeye kadar olan, yani servikalin 7'den 1'ine kadar olan bütün omurgaya, sırta deniz tuzuyla güzel bir peeling yapıyoruz. Çünkü otonom sinir sistemi güzelliğin kaynağı. Yani omurgamız. O bölgede güzel bir peeling çalışması yapıyoruz. Ve suyla çözdüğümüzde de aslında danışan, yani sizler eğer bu uygulamayı kendiniz için seçerseniz ya da öğrenmeyi seçerseniz, denize girdiğinizde bütün o, çünkü deniz suyun içerisinde 104 çeşit mineral var, oligo elemanlar var. Ve bunların her biri bize lazım. İyot da bize lazım. İşte bu çözülmüş olan iyotla sırtta ki bütün orta meridyen hattına, sırttan geçen bütün meridyen hatlarına da çalışma yapıyoruz. Şimdi bu da aşağı yukarı yarım saat sürüyor. Ayak, kol aşağı yukarı yarım saat sürüyor ve bir saatlik bir uyumlamayla başlıyor güzellik bakımı. Daha henüz cilde geçmedik. İşte şimdi geçiyoruz cilt bakımına. Güzellik bakım uygulamasına, danışanımın sırt üstü pozisyonundayken güzellik bakıma geçtiğimizde biz şu an ne yapmış olduk? Bütün sisteme dedik ki bedene, ya senin bugün onurlandırılma zamanı. Biz makine kullanmıyoruz. Biz yine enjeksiyon kullanmıyoruz. Rabbin nasibiyle, doğal etken maddelerle ve ellerimizin şifasıyla biz çekiliyoruz aradan, dolsun yaradan diyoruz. Ve nefesle başladığımız şeye devam ediyoruz. Zaten cilt her şeyi almaya o kadar hazır ki. Kullanılan ürünler, etken maddeler de nanoteknolojik ve organik. Herhangi bir zararı yok. İşte o zaman ritüel başlıyor, şov başlıyor cilt için. Cilt güzel bir şekilde, ben bugün sizler için ders için süslendim. Ama normalde bakımda dudak makyajı, göz makyajı temizleniyor. Cilde uygun ürünlerle ciltte manuel olarak temizleme manipülasyonları sağlanıyor. Sıcak havlularla cilt temizleniyor. Temizleme işleminden sonra cildimizin üst katmanında stratum corneum tabakamız, bizim epidermal tabakamız 5 katman. Bazal tabakadan corneum tabakasına kadar olan süreç, yani hücrelerin doğup ömrünü bitirme süreci 28-30 gün. O yüzden cildinizde böyle arada kullanmalar hissediyorsunuz. Buna ölü hücre tabakası. Hani kendi öğretimizde hani hamam kültürümüz var ya, kese ve
ile alınan kısım, bunlar ölü hücre tabakası. Hayatın hayata benziyor hücrelerde. Yani en küçük yapı taşı hücre ya bizim bütün bedenimizin. Onlar da stratum bazal neden bazal tabakada doğuyor, büyüyor, yaşıyor ve en son artık ömrünün bittiği nokta 28-30 gün sonra pullanıyor, keratinleşiyor. Peki bunları almak niye mühim? Çok mühim çünkü temizlenecek ki cilt oksijenlenebilsin diye. Peeling'i o yüzden çok önemsiyoruz. İşte bu holistik bakımda cilt temizlendikten sonra peeling uygulanarak ölü hücreler temizleniyor. Burada bir tık araya girmek istiyorum. Niye profesyonel bakım güzellik uygulamalarını biz ayda bir uygulamanızı öneriyoruz? Çünkü 28-30 günde bir o bazalt tabakada ölme süresi bu kadar, siklus bu kadar. Ayda bir cilt bakımı, ayda bir güzel bir profesyonel dokunuşu olması önemsememizin sebebi bedenin güzel yaşanması. Kozmetoloji bunun için var. Doğal etken maddeler, fitoterapi, biyotip, bakın bir sürü bahçede bitkiler var. Bunlardan biz kremler yapıyoruz, serumlar yapıyoruz, tonikler, hidrolatlar yapıyoruz. Bunlar Rabbin nasibiyle diyor ki yani ey kulum bak ne güzel etken maddeler var. Bunları kendi şifan için kullan. Biz de bunu güzellik kısmında kullanıyoruz. Güzel yaşamak istiyoruz çünkü ben de şahsen yaşsızlığı seçtim. O yüzden burada peeling işlemi de yapıldıktan sonra cilt ışıl ışıl oluyor, hazır. Zaten ayaktan, nefesle başladım burundan. Ayaktan refleks ve ayak meridyen noktalarını açtım. Stretching yaptım. Kasık lenfini açtım ki pompalama olsun. El ve kol meridyenlerine çalıştım. Otonom sinir sistemi sırta çalıştım. Sırttan sonra bütün o sakral bölgeden oksipital bölgeye kadar, kafatasına kadar olan arkadaki C1, C7'ye kadar olan alanı hem iyotla açtım hem de özel bir meridyen masajıyla hazırladım ve danışanımı çevirdiğimde cilt temiz şu an. Peeling de yapıldı. Yani hücrelerden de arındırıldı. Şu aşamada artık kan dolaşımı ve lenf dolaşımını hızlandırma zamanı. Manuel olarak çalışıyoruz. Nedir? Holistik yüz masajı çalışacağız. Bunu niye önemsiyoruz biz? Burada kan, lenf dolaşımı artı yüzümüzden ve kafamızdan o kadar çok enerji meridyen hattı geçiyor ki İşte buradaki blokajların açılması, buraya şifa çalışmasının yapılması, bundan sonra uygulanacak olan ciltteki serumlar, kolajenler, hyaluronik asitler, retinoller, altın serumlar, aklınıza gelebilecek C vitaminleri, bütün etken maddelerin emilimine yardımcı olacak blokajın açılması. Peki, bu holistik masaj nasıl başlıyor? Holistik masajda yine 5 esansiyel kavramıyla. 5 esansiyelin amacı da şu. Yani aslında 5 elementle çalışıyoruz. Yani toprağa da veriyoruz. Ağaç elementle çalışıyoruz yüzde ve vücutta. Ateş elementle çalışıyoruz. Su elementle çalışıyoruz. Yani bütün elementleri, 5 elementin tamamını kullanıyoruz. Burada öncelikle lenf noktaları çok önemli. Yani kol altı, terminus dediğimiz klavikular bölge, profundus dediğimiz boyun bölgesi, mandibular bölge, temporal bölge. Önce lenfleri açıyoruz. Yani pompalama yapıyoruz. Sonrasında özellikle ağaç elementi nefes terapisiyle çalıştığımızda daha çok trapez kaslar dediğimiz, yani cildinizin güzel olabilmesi için, genç ve diri görünebilmesi için ve sarkmalarımızın olmaması için, eğer ki bizim oksipital alan dediğimiz kafatası, kafatası arkası, trapez kaslar ve platizma kasına çalışıldığında yüz çok rahat bir şekilde genç ve diri görünebilir. O yüzden aromatik esansiyellerde özellikle trapez kaslar, yani omuzlarımızın arkasında en çok böyle ovulduğunda hoşumuza giden kısım var ya, işte bunlar bizim trapez kaslarımız. Herkesin şu ara boyun kasları ve trapezlerle ilgili dokunulma ihtiyacı var. Neden? Çünkü elimizde telefonlarla geziyoruz. Sürekli boynumuzda, sürekli bilgisayarlarda. Sen şimdi kafayı kaldırıp da şöyle gökyüzüne bakalım kısmını biraz az seçiyoruz. O yüzden en çok danışanlarımızda gıdı sarkmaları, yanak sarkmaları sebeplerinden biri de işte bu şunlar ve telefonlar. Peki. Trapez kaslara çalışıyoruz. Sonrasında kalp çakrasına giriyoruz. Yani orada aslında sternumda
göğsünün ortasında, tam kaburgaların birleştiği yerde, kalp çakrasına girdiğimizde, eğer orada bir ağrı, acı vesaire bir şey hissediyorsa kişi, o bölgede bir blokaj var. Bu da nefes almayı da doğru etkilemiyor. Kadınlar özellikle dişil enerjide, özellikle kalp çakrası ile ilgili tıkanıklıkları yaşıyor. Zaten yaz itibariyle de şükür olsun namazımızı kılıyoruz ama kadınlar biliyorsunuz namazdayken kalp çakrasını dengeleyerek başlıyor. Erkekler hara çakrayı dengeleyerek başlıyoruz değil mi? Bu öğretilerin tamamı birbiriyle çok bütünleşen şeyler. O yüzden kadınlar her şeyi duygularıyla düşünüyor. Duygularımızda karar veriyoruz. Sonra da diyoruz ki ya bu beni hiç anlamadı. Halbuki dominant özelliğimiz başka. O yüzden holistikte kalp çakrası dekolte bölgesini çok önemsiyoruz. Çünkü burada yine bakın bu bölgede akciğer meridyenlerimizin ana noktası var ve aslında timus bezin ana noktası var. Buraya da çalışıyoruz. Sonrasında kendini sevme rüzgarı estiriyoruz. Loving me dediğimiz en çok kendini sevme rüzgarını estirmesi lazım kişinin kendine. Bu da kullandığımız aromatik terapilerde, esansiyellerde tüm yüzde uygulanabilen bir anti-aging. Aromatik yağlar yerliğine yerleştikten sonra sternumdan başlayan omuz, boyun, dekolte, sırt, oksipital bölge, kafa ve kafatasını içeren yaklaşık yarım saatlik bir holistik uygulama masaj yapıyoruz. Zaten cilt çok hazır. Sonrasında cilde uygulanacak olan serumlar ne ihtiyacı var? Akne ise yağı dengeleyici, kırışıklığı varsa kolajen, nemsizlik varsa hyaluronik asit, hangi etken madde ihtiyacı varsa kişinin güzel serumlar kullanıyoruz. Ardından maskeleme yapıyoruz. Maskelemede jel maskeler, artı donan maskeler, plastifan ya da modeling mask dediğimiz. Güzelliğe meraklı olanlar çok da izlemişlerdir. Böyle donuyor, içinde bitki parçacıkları var. Onları yüze uyguluyoruz. Amaç savun etkisi yapması. Aşağı uyguladığımız etken maddeleri havayla teması keserek alta, yani nereye? Epidermisin, stratum, korneumundan aşağıya bazal tabakaya kadar gönderip etken maddeleri dermise yerleştirmeye gayret. Çünkü cihaz makine yok. Maske bekleme süresindeyken mutlaka kafada meridyen noktalarına ve oradaki enerji noktalarına çalışıyoruz. Abdest alırken bile bu beş hattımız var ya, kafayı mesederek çalışıyoruz. Bakın şu değil mi? Burada da kafada da yine biz beş hat çalışıyoruz. Burada nokta nokta pompalaya 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 kafa meridyenini çalıştıktan sonra guaşa taşlarımız var. Allah'ın doğal taşı, çünkü taş masajı eğitimleri de veriyorum ben ve taş masajıyla dengelemeye gayretle çalışmalar yapıyorum. Bunun amacı ne? Toprak elementi, nötralize olma. Öğretimizde ne var? Su ile temizlenmek, suyu bulamazsak da toprakla teyemmüm etmek. Demek ki buradaki esas olay ne? Nötr olmak, yani bir dengelemek, bir boşaltım sağlamak. Niye tatillerde çok mutluyuz? Çünkü suyla, denizle, toprakla, kumla aşırı neşiriz değil mi? Bütün bir boşaltım, enerji boşaltımı da söz konusu. O zaman kafada çalıştığım bu taş, guaşa taşıyla yaptığım çalışma kafadaki fasyanın açılmasına yardımcı oluyor. Ne işe yarıyor bu? Vücudumuzda fasya denen çok güzel bir ağ var. Birazdan Mona Abuka yüz modelajını anlatacağım. Önce polistiğin ne olduğunu ve neden mantık olarak güzelleşmede manuel terapilerle çalıştığımı aktarmaya gayretteyim. Fasya açtığımız zaman bu bölgeler, kafadaki yan bölgeler, meeting area ya da meeting point dediğimiz bizim esas bütün her şeyi kayıtlı tuttuğumuz yerler. O yapışıklığı guaşa taşıyla açtığımızda bütün kafadaki meridyenler, yani idrar yolları, bütün kafadan geçen merkez meridyen, yönetici meridyen, bütün kafada her şey var. Ana, merkez. Dolayısıyla da ciltteki uygulamış olduğumuz bu kolajenler, hyaluronik asitler, yenilemeli ilgili serumlar, ampuller, maskeler, işte ne kullandıysak emilime yardıma gayrette. Biz nasıl ittireceğiz etken maddeyi aşağıya? Bedeni kabul enerjisine geçirerek. Ben rahatım, kokuyla çok rahatım, sıcacık bir yerde yatıyorum. Ben bana dokundular, ayaklarımdan başlayarak sırtıma kadar her türlü kilitli olan, blokajlı olan enerji meridyen noktalarım açık. Cildime uygulanan her şey çok güzel. O zaman stratum, korneumdan bazal tabakaya, bazal tabakadan da cildin ana usulü halini gösteren kısım, dermise
etken madde sevgiyle gidiyor ve yerli yerine yerleşiyor. İşte holistikteki esas şey bu. Tamam? Kafa masajı da bittikten sonra maskeyi kaldırıyoruz ve cilde uygulanacak serumlar, kremler, ampuller bittikten sonra güneş koruyucular ve BB ile bakımımız tamamlanıyor. Neyle olmuş oldu bu? 2 saat süren bir terapi. Ayaktan giriyoruz, tepeden çıkıyoruz. Demek ki güzellik kavramı ve güzelleşmek sadece bizim evde ya da sadece bir yere gittiğinizde bir uygulama, şu kadarcık bir alana yapılan bir şey değil ki. Değil mi? Yani ayaktan başlayacak ve enerji noktaları, bedenin her noktasına dokunmak, güzelleşmek için çok katkıda. Şimdi holistik bakım uygulaması, holistik ve geleneksel yöntemlerle ilgili paylaşımım bu kadar ama şimdi yeni bir konuya geçeceğim küçücük. Manuel Bukalyüz modeli. Bunu Türkiye için yeni bir kavram olabilir. 2 yıldır eğitimlerini veriyoruz biz. Ben danışanlarıma da uygulamalar yapıyorum. Manuel, yani diyor ki sistem ellerle. Bukal, bukal ne? Ağız içi. Yani yanağa dair olan bölge, Latincesi bu anatomik olarak. Yüz modelajı. Demek ki yüzü modelleyeceğim. Nasıl modelleyeceğim? Demek ki bir heykeltıraş gibi çalışacağım. Yine burada ne yok? Makine yok. İğne yok. Enjeksiyon yok. Acı yok. Ağrı yok. Risk yok. Fantazist herhangi bir şekilde kişinin duygu durumunu şunu da yapayım, şöyle de yapayım dedirtecek bir şey yok. Bozucu alan yok. Yani dışarıdan herhangi bir enjeksiyon yok. Cildin kaslarını fabrika ayarlarına geri döndürmeye gayretteyiz. Bu seans nasıl bir şey? Bu da 1 saat süren bir seans. Ben DOR metotta çalışıyorum. Yani bel boyun ağrıları ve omurga bilgeliğiyle, omurga masajıyla. Çağlacığıma da selam olsun burada. %100 asimetrisi. Gözlemliyorum. Yani nasıl oluyor? Gözlüğü takıyorsun, taktın gözlüğü, gözlüğün birisi yukarıda, birisi aşağıda. Pantolon giyiyorsun, pantolonun paçasına bakıyorsun. Biri aşağıda, biri yukarıda. Ya da tayt giyiyorsunuz, taytların çizgileri yürüyor içe doğru. Ve çene sıkma problemi olabiliyor kişilerde. Şimdi yüz asimetrisiyle çalıştığımız için aslında burada bel ve boyun omurga dengelemeyle beraber çalıştığında yüz asimetrisinin düzelebilmesine yardıma gayretliyiz. Çok başarılı sonuçlarımız var. Ne demiştik ta başında sunumun? Demek ki içimizin duyguları dışımıza yansıyor. Yüzümüz de bedenimizin, yani bu mekanik olan kısmın yansıması. Ağırlıklı olarak bu Manuel Bukalyüz modelajı bir osteopatik manevrlerle çalışıyoruz. Yani kas ve kemik seviyesinde çalışıyoruz. Ve burada esas itibariyle osteopatlarımız, hekimlerimiz de yüz asimetrisi, çene sıkma problemleri, yüz felci geçirmiş kişiler. Özellikle çeneyle ilgili sıkıntılarda çalışılırken bir bakıyoruz ki kırışıklıklarda azalma var, cilt renginin tonunda dengelenme var, gençleşme var, kırışıklıklarda azalma var, gıdının azalması var, genç bakışlar var, kaşların kalkması var gibi. Tamam, o zaman güzelliğe bir devrim olarak girdi. Yıllardır kullanılıyor bu. Çok böyle şeylerin, Hollywood yıldızları kelimesini çok seviyor sektör. Halbuki hepimiz yıldızız, evrenin yıldızlarıyız. Çok tercih ettikleri bir yöntem. Risk yok. Herhangi bir şekilde cilde olumsuz herhangi bir şey yok, verisi yok. Peki nasıl çalışıyor Manuel Bukalyüz modelajı? Biz Doğu Avrupa Osteopati Okulu'nun Türkiye Akademisi'yiz. Lal Akademi Güzellik Uzmanlığı kursu Türkiye'de Kıbrıs'ta akademileriz var. İstanbul'da da aynı zamanda eğitim danışmanı grup olarak da master eğitimler veriyor sektörde. Güzellik uzmanlarına, fizyoterapistlere, medikal estetik hekimlere, bir sürü yol arkadaşlığı yaptığımız güzellik estetik sektöründe her konuyla, herkesle ilgili eğitimler veriyoruz ve doğal yöntemlerle güzelleşebilmenin mümkün olduğunu anlatmaya gayretteyiz. Burada merkezi
Manuel Bukay Yüz Modeloji Eğitimimizin Doğan Ruh Osteopati Okulu, Ukrayna'ya bağlı bir programın eğitimini veriyoruz iki hoca, Yulia ile beraber. Ne mümkün? Bir, önce cildimize %100 doğal bal kullanıyoruz. Yani temizlemeden de önce bal kullanıyoruz. Bal ne? Bal aslında arılar, şükürler olsun Rabbim bilgisiyle ve izniyle, çiçeklerden, bitkilerden aldığı doğanın özünü getiriyor. O kadar kıymetli bir şey ki, işte önce uygulama balla başlıyor. Bal cilde uyguladığımızda hiç de masum bir şey olmadığını görüyoruz. Çünkü biz bu balla fasyanın açılımını sağlıyoruz. Fasya yine az önceki bahsetmiş olduğum konuda da vardı. Neydi? Fasya, şöyle düşünelim. Yün, ben klasik geleneksel bir ailede büyüdüm, yetiştim. O yüzden yün yataklarımız vardı, yün yorganlarımız vardı. Benim hala da var. Çünkü sıcacık o şeyi, ağırlığı üzerinde hissetmek kendime iyi hissettiriyor. Bir de doğal bir şey, sentetik bir şey değil, elyaf değil. Hatırlar mısınız eskiden anneannelerimiz, babaannelerimiz yün yorganlarımız, yün yataklarımız olurdu. Onları yıkatırlardı, yıkanırdı onlar böyle koca leğenlerde. Güneşte kururdu, sonra hallaçlar çağrılırdı eve. Hallaç pamuğu gibi attırmak diye bir tabir vardı. Hallaç pamuğu gibi attırmak, evet, o yün miktarı aynı ama dikildikten sonra o yün yatak eskiden daha böyle basıkken, pardon, hallaç işleminden sonra böyle içinden hava da geçtiği için, oksijenlenme de geçtiği için daha kabarık olurdu. Evet, biraz hayata bağlanan su içelim. Evet, yüzde de balın yaptığı işlem aslında fasyanın açılımı. Fasya açıldığında oksijenlenme oluyor. Yani kılcal damar seviyesinde bir pilatesle başlıyor bu işlem. Açtık. Sonrasında %100 doğal yenilebilir Hindistan ceviz yağıyla yine sternumdan başlayan pardon, dekolte, omuzlar, trapez kaslar, kollar, kafatası ve kafayı içeren heykeltıraş lifting modelaj masajı uyguluyoruz. Buradaki masaj kesinlikle şey değil. Yani böyle foş foşlu bir spa masajı gibi falan değil. Kas ve kemik seviyesinde bayağı tutuyoruz ve askılıyoruz. Ne demek bu? Askılama şu demek. Yani örnek veriyorum. Mesela burada göğüsten başlayan ve devam eden bir platizma kasımız var düz. Bu kas hep böyleydi ama yani vücudu yanlış kullanma, yaşın getirdiği yer çekimi karşı savaşlardan dolayı kan elastikiyeti azalıyordu değil mi? İşte bu işler heykeltıraş modeli ağır, uzun ve yavaş manevralarla biz kasa diyoruz ki haydi bakalım arkadaş sen bir fabrika ayarlarına geri dön diyoruz. Ne demek bu? Demek ki sen böyle değildin. İlk başlangıç noktasına geri dönmek gayrette basınçlı hareketlerle çalışıyoruz. Yani osteopatik manevralarla çalışıyoruz. Yani eğer bu yanak kırılması ile ilgili zigomatik manevralar yerine olduğunu hatırlatmak ve o kas ve kemik seviyesine çalışmak gerekiyor. Elmacık kemiklerine, burnuna, kaslar, alın, kafatasına bağlanıyor bütün kaslar. Dolayısıyla da heykeltıraş lifting modelajı sırtta mesela çok önemli. Sırtta eğer tutukluk varsa emin olun yanakta bile asimetriye sebep olabiliyor. Burada askılama manevraları çalışıyoruz. Bu işlemde bittikten sonra işte esas konu eldivenlerimizi takıyoruz ve bukal bölgeye giriyoruz. Bukal yani ağız içi. Şimdi bazı da paylaşımlarımız olur. Instagram'dan Manuel Bukal Yüz Modelajı hesabında bunu görebilirsiniz. Bir önceki uygulamada da holistik nokta dilerseniz çalışmalarımızı. Çalışmalar yapıyoruz. Biz çok güzel yorum cevap veriyorum. Yani ağız içine giriyoruz ya. Ya hani kadının ya da adamın ağzını koparacaksınız, ayıracaksınız. Aa ne yapıyorsunuz şeklinde. Tabii değişik geliyor. Her yeniliğe önce bir tepki veririz genel olarak. Ben de cevap veriyorum. Çok tatlısınız diyorum. Çok tatlılar çünkü gelen şeyler. Deneyimlemeden mantığını anlayamayabilir kişi. Saygı duyuyorum. Ağız içine girdiğimizde
eldivenleri giydik. Önce şu bölge, yani sigara içilen bölge. Bakın normal şartlarda bizim ağız etrafında kaslarımız yuvarlak. Peki nasıl oluyor da bu yuvarlak kas sigara mimiği dik oluyor? Değil mi? Dik oluyor. Kas yuvarlakken acaba bu çizgiler nasıl dik olabiliyor? Mesela alın kasımız bizim yukarıya doğru, düz yukarıya doğru. E nasıl oluyor da çizgilenmeler acaba tam ters yön olabiliyor? Zihin ve yanaklar, bakın buraya doğru değil mi? Çok güzel. E nasıl oluyor da ilerleyen yaşlarda böyle böyle ekosa gibi kırışıklıklar olabiliyor? Platizma, boyun yukarıya doğru. E nasıl oluyor da boyunda kırışıklıklar olabiliyor? Demek ki burada duygular, pardon, kaslar üzerinde değişik bir çalışma şekli sergileyebiliyor. Gelecekle ilgili kaygılar, korkular, özellikle alında endişeler, yatay çizgi olarak kendini gösteriyor. Konuşmama, her şeye karşı kendini sıkma, kendini değersiz hissetme duyguları, dudakta farklı bir görüntüye sebep olabiliyor. Duygular işte bunlar. Ağız içine girdiğimizde de çok enteresan, refleksolojide çalıştığım için ağız içinde enteresan blokajlar var. Bunlar neler biliyor musunuz? Duygular. Ah keşkeler, yediğimiz kazıkların yediğimizi sandığımız kazıkların bileşkeleri. Niye yapmadım? Keşke yapsaydım. Üzüldüm ya. Siz beni duymadınız. Ben size çok öfkelenmiştim. Ben size çok kızmıştım. Hayatta ben niye varım? Varım ama amacım ne? Yani bütün bu duyguların tamamı ağız içindeki noktalarda var. Psikosomatik nokta blokajları. Eldivenleri giydiğimizde 3 kez üst dudak ve üst çene, özellikle iki kemiğin, diş kemiğin birleştiği çenenin birleşim noktalarına kadar giriyoruz ve o bölgede içten de açılım çalışıyoruz. Burada psikosomatik nokta çalıştığımız için ben diyorum ki danışanlarına lütfen içinizden gelen duyguya engel olmayın. Çünkü aynı refleks seanslarından sonra olduğu gibi kişilerde ağlama, duygu durumuyla ilgili bir yıkanma söz konusu oluyor aslında. İşte hani zehir dışarıya akmadan yürek yıkamaz diyor ya Sezen. Ben ona çok yani bayılıyorum ona. Evet, zehir dışarı akmadan yürek yıkanmıyor. Psikosomatik noktaları çalıştığımızda gözyaşlarınız mani olamayabilir kişi. Çok normal. Ne kadar güzel, şükürler olsun. Ağız içinde 3 seviyede buraya çalışıyoruz. Çünkü içten hem bakın şu burun kenarında bile 26 kas var. Yani şuradaki çizgilenme görüntüsü o kasın çalıştırılmasıyla alakalı yardıma ve destekte gayret olduğumuz zaman muhteşem bir şekilde açılıyor. Sonra eldivenleri değiştiriyoruz. Tek seviyede de alt dudak, alt çene ve V hattı ve platizmaya çalışıp askılamaya gayretli oluyoruz. Burada çene sıkma problemi varsa kişide çok faydalı. Haftada bir ya da iki alabiliyoruz bu kalp bölgeye. Eğer ki kişide yüz asimetrisi varsa çeneyle alakalı, sakrumla beraber yani bel ve boyun bilgeliğiyle, omurga bilgeliğiyle çalışarak kombinasyonlu çalıştığımızda gerçekten çok yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Demek ki bu manuel bu kadar yüz modelajını önce bal yaptık, fasciyeyi açtık, şıkır şıkır bal. Çok enteresan güzel bir etken madde. Cildin renginde, tonda eğer bir dengesizlik varsa bunu renk tonun dengelenmesine yardımcı oluyor. Ve o işte fasciyeyi açtığı için aradan oksijenlenme de geçtiği için cilt ışıl ışıl ve şıkır şıkır oluyor ve ince kırışıkların açılmasına yardımcı oluyor. Yani hazırlıyoruz biz. Önce kılcal damar seviyesinde ısıtarak başlıyoruz. İki, Hindistan cevizi yağıyla sternumdan başlayarak heykeltıraş lifting modeli kafa dahil çalışıyoruz. Üç, eldivenleri giyiyoruz. Ağız içi bölge, bukal bölge, üst dudak ve üst çene. Eldivenleri çıkarttık. Alt dudak ve alt çene çalışıyoruz. Ve kişiye ağız içinden çalışma bittikten sonra eldivenleri çıkarıyoruz. Ve en son sabitleme manevralarını kafa dahil yine çalışıyoruz. Yani bütün kaslar bu kafaya yapışıyor. Tamam. Bu seans da 1 saat 15 dakika kadar sürüyor. Manuel bukal yüz modelajı
Eğer bir revize programı kişi düşünüyorsa, botoks, dolgu, yani bozucu alan yaratabilecek iğne, ip, askı, ameliyat düşünmüyorsa, işte bu hayatınız boyunca holistik cilt bakımına, monel bukal yüz modelajda, Rabbin doğal etken maddeleriyle, elimizin doğal şifasıyla, anatomi, fizyoloji, morfoloji bilgileriyle, kombinasyonda keyifli, hay ömrünüz boyunca güzel yaşanmayı seçmenize eşlik edecek olan işlemler. Haftada bir minimum 6 seanslık bir paket program yaptırmanızı öneririm. Mümkünse mesela diyelim pazartesi günü saat 12'de ise randevunuz. 6 hafta boyunca her pazartesi saat 12'de biyoritmik olarak yaptırmanızı öneririm. Bir revize program düşünülüyorsa. Ki önceki hali, sonraki hali fotoğrafları mutlaka alıyoruz danışanları. Danışanın kendi fotoğrafından alıyoruz. Bunun amacı paylaşmak değil, aradaki farkı görebilmesi için. Ama ayda bir kendini onurlandırmak için de kişiler bu seansları tercih edebilirler. Efendim, güzellik kavramı aslında kişinin tamamen kendiyle alakalı olan bir şey. Birine benzemeye çalışmak, birinin kaşı gibi kaşı olsun demek, birinin dudağı gibi dudağı olsun demek. Bunlar aslında tabii yargıdan çıkmayı seçelim. Kişinin kendiyle alakalı olan şeyler. Ama biz burada neyi tavsiye edebiliriz, önerebiliriz, seçmenizi önerebiliriz. Güzelleşmek için doğal yöntemleri hayatımıza sokmak mümkün. Bunların eşlik edebilmesi mümkün. Eğer holistik cilt bakımları ve holistik uygulamalar, meridyen uygulamaları, refleksoloji, refleks, yüz, el, ayak uygulamaları ve Monabuka yüz modelajı ile ilgili eğitim almak isterseniz destekte ve yol arkadaşı olarak yanınızda olmaya gayret ediyoruz. Eğer seanslarınızı yaptırmak isterseniz yine destekte ve gayrette oluruz. Ben sunumumu toparlıyorum. Diyorum ki, başa dönüyorum, yine içi güzel olmayanın dışının da güzel olabilmesi mümkün değil. O yüzden önce maneviyat tabii ki çok önemli. Kendini anlama, tanıma, farkında olma, güzel şeyler yaratmaya gayretli olma, iyi şeyleri seçme önemli. Temiz güzel gıdalar yeme, vitaminlerle, minerallerle kendini besleme, bol bol su içme, H2O çok önemli hücrelerimiz için, bunlar çok önemli. Güzel müzik dinleme, iyi eğlenceli müzik dinleme çok önemli. Başkasının hikayesini dinlemek, başkasının hikayesine dahil olmak da güzelleşme için olumlu bir şey değil. Yani lütfen olumsuz, size ait olmayan zaten hiçbir şey, ne televizyon programını seyredin, ne sizi hücrelerinizi üzecek, titreştirecek filmler izleyin. Bunlardan da iptal edin. Güzel şeyler seyredelim, güzel şeyler yiyelim. Keyif aldığımız kokuları koklayalım. Beden ışıldasın ya, beden güzel bakılsın. Çünkü bu benim bu dünyada bir şeyleri yapabilmem için, bu dünyada öğretimimi sağlayabilmem için bana verilmiş olan çok şahane bir kıyafet. O zaman kul hakkı diye bir şey varsa en önce kişinin kendi bedenine kul hakkı var. Değil mi? O sebeple kendimizi sevelim, kendimizi anlamaya çalışalım. İyi, güzel sohbetlerde, güzel sohbetler derken bizi yormayacak. Yani o kanala girmeyelim. Eğlence, neşe, ihtişam, keyif, para, bolluk, bereket, bunda olmayı seçelim. Sonrasında da tabii ki benim işim güzelleştirmek. Lütfen nasıl ki sabah kahvaltı peynirlerimizi yiyoruz, öğlen, akşam yemeklerimizi, vitaminlerimizi yiyoruz. Bunlar bedenin gıdasıysa o zaman cildin gıdası da ne? Cildin gıdası da kullanacağımız cildimizi güzelce temizlemek, bir toniklemek, bir nemlendirici sürmek, serumlarımızla cildin, kumaşın kalitesini arttırmaya gayretteyiz. Ha, bunları yaparsak ne olur, yapmazsak ne olur? Yaparsak, yaşsızlığı seçiyorsak o zaman bedeni biraz ışıldatmak lazım, onurlandırmak lazım. Dolayısıyla da dışarıdan da güzel ürünlerle desteklemekte fayda var. Efendim, hepinize teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. İçinizde, dışınızda güzel olsun diyorum. Her şey bize güzellikle gelsin, kolaylıkla gelsin. Hayatımız keyifli olsun. Güzel güzel öğrenelim. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler, saygılar. İyi pazarlar diliyorum.
Bye bye.